Bu videoda biyonik kulaktan, yani koklear implanttan bahsedeceğiz. Koklear implant, sensorineural işitme kaybından muzdarip hastalara işitme yeteneklerini kısmen de olsa geri kazandırmayı amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Şimdi, sinirsel sağırlık olarak da bilinen sensorineural işitme kaybı nedir? Önce ona bir göz atalım. Normalde ses dalgaları kulağımızın içine girer, kulak yolu boyunca ilerleyerek kulak zarının ileri geri titreşmesine yol açar. Bu titreşim de buradaki üç kemiği titreştirir. Kemiklerin titreşmesi, kokleadaki sıvının ileri geri hareket etmesine neden olur. Sıvı hareketi, kokleadaki tüy hücrelerin uyarılmasını sağlar ve oluşan elektriksel sinyal beyne iletilir. Fakat sensorineural işitme kaybı olan bir hastada buradaki dönüşüm gerçekleşmez. Yani iletimde bir sorun vardır. İşte bu sorun, koklear implant adı verilen cerrahi bir yöntemle tedavi edilebilir. Yazıyorum, koklear implant. Biyonik kulak olarak da geçer. Şimdi koklear implant nedir, ne değildir, biraz onu konuşalım. Koklear implantı oluşturan parçaları inceleyelim. Açık mavi ile gösterdiğim buradaki parçaya alıcı adı veriliyor. Alıcıdan çıkan bu uzun tüp, kokleaya kadar uzanıyor. İşte bu tüpe de uyarıcı deniyor. Alıcı neyi alıyor? Buradaki parçadan, yani vericiden gelen bilgiyi alıyor. Verici. Verici de alıcıya ilettiği bilgiyi kelime işlemci adı verilen bu parçadan alıyor. Ses, kelime işlemciye bu küçük deliğin içindeki mikrofondan giriyor. Ses dalgaları mikrofon tarafından alınıp elektriksel sinyallere dönüştürüldükten sonra kelime işlemcide kanallara ayrıştırılıyor. Ardından bu sinyaller vericiye iletiliyor. Verici dışarıdan görülebiliyor çünkü kafatasının dışında yer alıyor. Sinyaller daha sonra vericiden kafatasının içinde yer alan alıcıya aktarılıyor. Oradan da uyarıcı aracılığıyla kokleaya ulaşıyor. Koklea da bu elektriksel sinyalleri sinirsel sinyallere dönüştürüp işitme siniri üzerinden beyne yolluyor. Yani ses dalgası beyinde işlenebilir hale getirilmiş oluyor. Böylece sensorineural işitme kaybı olan hastalar işitme yeteneklerini kısmen de olsa geri kazanabiliyor. Hoşça kalın.